Merhaba sayın seyirciler. Bugün 24 Mart Salı. Yeni günde gündemden sizleri selamlıyoruz. Evet, yeni günde gündemden için yine değerli bir konu var. Feridun Gökkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, size iyi yayınlar diliyorum. Ben CHP'nin 2. Bölge Milletvekili Adana Zeyir. Evet efendim. Şimdi ben öncelikle bütün sevgili İzmirlere bu güzel 24 Mart günü selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet, birinci bölgeden aday adayıyım, avukatım, hukukçuyum, bir parti emektarıyım. Geçmişim Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşen bir geçmiş. Ben daha önce doğduğum ilde il ikinci başkanlığı yaptım. Evet, kendinizi tanıtmak lazım. Evet, onunla şey yapalım. Kendinizi yapan kimdir? Kimdir, evet. Ben hukukçuyum, evliyim, bir kızım var. Avukatım, İzmir'de bürom var, hukukçuyum. Özellikle tabii çok ayrıntılara girmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yani benim asli görevim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığıdır. Biz de o gerçekten hareketle, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleriyiz, üyeleriyiz. Tabii özgeçmiş mutlaka anlatılması gereken bir husus. Ben doğduğum ilde 77'de aktif siyasete girdim. O dönem Şanlıurfa, Urfa'da, Şanlıurfa'da. O dönemki ismi Urfa, sonra Şanlı oldu. 77'de Ecevit Hareketi'nin içindeydim, il ikinci başkanıydım. Şeyi hatırlıyorum, 5 Haziran seçimlerini hatırlıyorum 77'de. O zaman %42'ye ibre vurmuştu. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela çok kimse bunu göz ardı ediyor ya da istatistikçilerimiz bunu çok iyi hesaplayamadılar. Aynı yıl 11 Aralık'ta biz yerel seçimlere girdik. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüte döndüğü zaman neler yarattığı, nasıl depar yaptığının nişanesidir o. Aslında %48'dir bizim oylarımız. Ben şunun için söylüyorum. Ne zaman örgüte yüzümüzü dönsek Cumhuriyet Halk Partisi hep şahlanır. Ben özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum. 79 sonu ben İzmir'e yerleştim. İzmir'de, eşim İzmirli. Geldiğimde SODEP açıldı. SODEP ile başladım. Hukuk komisyonlarında görev aldım. İl delegeliği, ilçe delegeliği. Sonra Halkçı Parti SODEP birleşmesinde SHP'de aktif siyaseti yaptım komisyonlarda. Tabii 1992'de yeniden Cumhuriyet Halk Partisi siyasi yaşama başlayınca artık ana kucağı, baba ocağımız açıldı. Fotokopisi gitti, aslı geldi. Yeniden görev aldık. O zaman önce kurucu il meclisi üyesi oldum. Daha sonra il başkanlığı görevi bana verildi. Yani SHP ve CHP'yi birleştiren il başkanı oldum. Görevim bitti. Urfa'da. İzmir'de. Tabii ben 79'da İzmir'e yerleştim. 79 sonu. Evet. Geldiğimde tabii yine ilk işimiz baba ocağına sarılmak oldu. Bizim için CHP geçmişimizde de var. Bir baba ocağı. Kopma şansımız da yok. Hatta benim baro ya da hukukçu kimliğinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü önem arz eder. Bu rahmetli Aryanak'tan bana Feridun senin ilk işin baroyu bırak. Tabii elbette hukukçu olmak bir onur baroyu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sarıl gibi bir öğütleri de alan bir CHP'li. İzmir'de siyasi yaşama başladım. Demin dediğim gibi İzmir İl Başkanlığı birleştiren. Sonra 1999'da parti baraj altında kalınca Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bana dediler ki Feridun sen partinin emektarısın, gel dediler şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geç. O zor günleri arkadaşlarımızla 2001 yılına kadar birlikte devam ettirdik. ZHP 1994-95 yılları arası. Benim biraz tersi oldu. Önce il başkanlığı, sonra konak ilçe başkanı, sonra sandık başkanı, şimdi üye. Biraz da onları söylemek istiyorum. Şimdi tabii konak ilçe başkanlığı görevinden sonra yine partimi yalnız bırakmadım. Her aktif çalışmalarında verilen görevlerde, hukuk komisyonlarında severek bu işi yapıyorum. Bir inancım var Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet, laisizm, sosyal hukuk devleti bizim için olmazsa olmazımız. Şimdi sade bir üyeyim. Şimdi tabii yani bir moda değil mi? Mevkidaş, yani aynı statüde olan insanlarımız belirleyici oldu. Onların onayını almak büyük bir keyif. Neden? Ben çok ön seçim yaşamış, deneyimli bir partiliyim. Bütün sevgili partilerime de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar,
siz üyenin onayını, delegenin onayını alarak milletvekili olursan bu başka bir iş. Bu size bir özgüven veriyor. Ben halkın içinden gelen biriyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Ama beni kim tayin ediyor? Örgütün değerli emekçileri. Bunun için aday oldum. Benim için bakın burada 74 tane adayı arkadaşımız var. Hepsi benim için değer. Neden? Bir özgüven var. Özgüven var. İnsanlar yüreklice partiye güvenerek gelmişler, aday olmuşlar. Bu farklı bir şey. Bu bize neyi getirecek? Bakın bir bayram şölenine döndü Cumhuriyet Halk Partisi. Bir ölçüde partinin de reklamı yaptı. Bir seçim havası yaşıyoruz. Nedir o seçim havası? Örgütleniyoruz. Hani bir söz var ya, örgütlenince güçlenirsiniz, güçlenirseniz başarırsınız. Bu yol bizi başarıya götürecek. Bütün buradan bütün aday arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Korkunç bir saygı, sevgi esasına birbirini onur etme ya da bakın şu arkadaşımız da aday, onu da destekleyin gibi bir farklı bir anlayışa ben tanık oldum. Gördüğüm oydu. Ve bunun bence bu dayanışma duygusunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden şaha kalkışının bir nişanesi olarak görmek lazım. Yani bu böyle bir şekil yaratır. Bu bizi iktidara taşır. Benim bir sloganımız var. Halkımızla iktidara yürüyoruz. Halkla iktidara yürümek için önce parti içinde demokrasinin gerçekleştiği bir süreci yaşamamız lazım. O keyfi yaşamak. Milletvekili dediğimiz o. Siz milletin vekili olacaksınız. Halkın vekili olacaksınız. Önce halkınızın onayını alacaksınız. Bunun kadar erdemli bir şey yok. Gerçek milletvekili o. Ben o nedenle bütün üye arkadaşlarıma hep söylüyorum. Partinin değerli örgüt emekçilerine çok saygı duyuyorum. Onlar en iyisini yapacaklar. Ve şartlar ne olursa olsun bütün arkadaşlarımızla beraber bizim öyle hani listeye girdim ya da girmedim diye bir derdimiz yok. Biz 30 Mart'ta da partimizin önünde yine bir nefer olarak çalışacağız. Yok böyle bir şey. Bizim idealimiz var. Bizim hedefimiz var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesi olan, önce kurulan, sonra devlet kuran, sonra cumhuriyeti kuran bir parti. Dünyada böyle bir parti yok. İlginç bir parti. Siyaset sosyolojisi açısından da çok farklıdır. Hani biliyorsunuz önce birileri gelir, müesses, devlet, nizam bir parti şekillendirir. Siz de seçime girersiniz. Bu çok rutin bir dernek gibi bir şey. Ama bir ihtiyaçtan doğan bir anlayış. Mustafa Kemal Atatürk'e sormuşlar ya demişler sen 19 Mayıs'ta neyine güvenerek yola çıktın? Ben bu halkı tanıdım demiş. Reçete bende. Neden? Ben Çanakkale'de bunları gördüm. O halkın ne mucizeler yaratacağını, emperyalizme ya da o 7 düele karşı gök kubbeyi indirecek kadar yürekli, sağduyulu ama kimle? Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Lazi'si, Sünni'ye hiçbir şey. Yeniden destan yazmanın bir tek koşulu vardır. O da anti-emperyalist mücadeledir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şekillenmesi bu. Kuruluyor. Aslında ilk kurultayımız bizim 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi 36 kurultay, 18'de olağanüstü vardı. Bütün burada, bütün Türkiye duysun istiyorum. Bizim öyle sadece işte 9 Eylül falan 1923'te tamam o oraya gidiyor ama asıl ilk kurultayımız, kuruluşumuz Samsun'a çıkış sürecidir. Bizim ilk kurultayımız da odur. O nedenle Cumhuriyet Halk Partileri şimdi tabii mutlaka üye arkadaşlarım beni dinliyor. Ben aynı zamanda partinin de eğitmeliydim. 2 yıl boyunca arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini anlattım. Hani bir laf var. 3000 yıllık geçmişini bilmeyen günübirlik yaşayan insandır. Biz günübirlik yaşayan insan değiliz. Biz tarihimizi biliyoruz, hedefimizi biliyoruz. Ama milletvekili seçeceğiz. Tabii ki bütün arkadaşlarımız değerli. Yani siz eğer geçmişinizi bilmiyorsanız, milletvekili olacaksanız, tarih, felsefe, sosyoloji, anayasa, hukuk, yasalar nedir, genel görüşme nedir, gen soru nelerdir, meclis nasıl çalışır, iş tüzüğün anlamı nelerdir, tarihçesi nedir? Biz arkadaşlarımızla bütün 74 aday ya da arkadaşlar bunları da çalışıyoruz. Dersimizi ezberledik, iyi biliyoruz. O nedenle ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi emekten yanadır, laiktir, cumhuriyeti kuran bir partidir, sosyal hukuk devletini yaşama geçirecek kadar hani çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıktığımız hedef o. Bizim hedefimiz aynı zamanda demokrasiyle bütün kurum ve kurallarıyla cumhuriyetle birlikte müesses hale getirmek. Hedefimiz o. 8 Haziran'daki süreç bunun nişanesi olacak. Ben o nedenle tabii
ben çok konuştum. Bilmiyorum, siz bana herhalde sualler soracaksınız. Ben peki. Ben öncelikle yani böyle bir özet sundum. Benim seçim ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesi noktasında iki tane slogan benim siyasi yaşamımı, siyasi felsefemi belirler. Biri İsmet Paşa'nın çok tarihi bir lafı var. Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça bu ülke kurtulmaz. Yine Büyük Atatürk'ün güzel bir sloganlaşmış, aslında bizi özümüzü anlatan bir sözü. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yani. Bu bize yetiyor. Siz eğer özgür değilseniz, siz bağımsız değilseniz ya da bir korku imparatorluğu içerisinde bir teslimiyet ruhu içindeyseniz, namussuzluğun, namussuzların yarattığı o korku dünyasını aşamıyorsanız, inanınız iktidarda olamazsınız. Aş, iş, ekmeğiniz de olmaz. Siz iktidar olacaksınız ki, özgür olacaksınız ki, mandacılığı reddetme anlayışınız olacak ki, bu ülkenin bütün değerleri sizin olsun. Ama işgal altına almış bir toprakta, küresel sermaye, neoliberalizminin sizi kuşattığı bir ortamda, siz emekçi de olsan en fazla ne olur yani, maaşınız gelir, bir maaş size 14 lira bir zam yaparlar, istediğin kadar harca, biter mi onu bilemem. Artarsa emekçi, artmazsa ekmek yok kime? Emekçiye. Bunun için söylüyorum arkadaşlarımıza, arkadaşlar biz 8 Haziran bizim için yeniden diriliştir. Çünkü o gün namuslular, görüyorum, cesaretini topladılar ve sahaya gelecekler. Hedefleri ne? Tam bağımsız bir Türkiye. Neyle? Çanakkale ruhuyla. Hani bir türkü var, çok hoşuma gider. Biz Türk'üz, Kürt'üz, Laz'ız, Çerkez'iz, Cumhuriyetçiyiz, biriz. Yeniden Çanakkale'yi anabiliriz, yazabiliriz. Biz yeniden Çanakkale'yi aslında diriltme, bizim Rönesans dediğim, yeniden diriliş dediğim bu ruh. Bu ruh öne çıkıyor. Biz gerçekten iktidar olma noktasında bir kararlıyız. Artık iktidara adayız ve iktidar olacağız. Bunun için aday oldum. Çünkü hepimizin, bütün arkadaşlarımızın ortak bir kararı bu. Bu şuur, bu anlayış öne çıktı. Hani her süreç, her değişim, dönüşüm beraberinde aktörlerini de yaratır. Beraberinde o ruh halini de ortaya çıkar. Bu tarihtir, bu diyalektiktir. Eğer tarih sizi davet etmemişse, davetsiz misafirseniz, sizi kor ateşine atar. Onu yapmayalım. Ama tarih yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gel iktidar ol. Neden? Türkiye'nin sana ihtiyacı var. Türkiye iktidar olmalı. Kimle? Halkıyla beraber iktidar olmalı. Şu anda tarihini dağıtıyorsunuz. Efendim? Tarih mi dağıtıyorsunuz? Tarih dağıtıyor, süreç dağıtıyor. Türkiye belirsiz bir noktaya gidiyor aslında. Yani şimdi bakınız, sistemler var ayrı bir şey. Demokrasi ve halk yoksa, yani sadece bir başkanlık sistemi, anayasa değişikliği, ya ne olur? Bakın o zaman ben siyasal iktidara da buradan mesaj gönderiyorum. Sadece tek başınıza başkanlık sistemiyle ülkeyi idare edemez. Sizin de sıkıntılarınız olur, ülke sıkıntıya girer. Bu siyaset felsefesidir. Bakın çok güzel bir özdeyiş vardır. Eğer siz, sizin gibi düşünmeyenlerin sözlerine kulak tıkıyorsanız, sizin sonunuz geldi demektir. Bu ailenizde böyledir. Dernek, bütün sosyal kurumlarda mutlaka muhalefetin, toplumsal muhalefetin sesini duyacaksınız. Bu ses ne zaman sizin kulağınıza gelir? Demokrasi varsa, halk varsa, demokratik hukuk devletinde insanlar, parlamento, halkın özgür iradesine gelmişse ve demokratik kurallar hüküm sürüyorsa, o zaman muhalefetin sesini dinleme şansınız olur ve uzun vadeli olursunuz. Ama siz tek başınıza seçiciyseniz, birileri sizi kuşatır ve siz tek seçici olursanız, ülkedeki sıkıntıların sesini duyma şansınız olmaz. Bu kurumu sona getirirsiniz. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti. Bizim derdimiz sıkıntılar. Türkiye Orta Doğu'da kan gölüne döndü bakın. Sadece Cumhuriyet'le
kendisini idare eden tek Müslüman ülke Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye bir örnek. Eğer bu sıkıntı giderse, eğer bu rejim tehlikeye girerse inanınız çok büyük sıkıntılar var. Sadece Türkiye sıkıntı yaşamaz. Orta Doğu yaşar, Avrupa yaşar. Dünya kaos sürecine girer. Bizim mutlaka bunu gerçekleştirmemiz, bu bizim olmazsa olmamızdır. Mutlaka iktidar olacağız. Biz buna inandık. Ve biz biliyoruz nasıl iktidar olacağımızı. Ve o süreci zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntıları yaşayan, zorları yaşayan, zoru aşan bir anlayıştan geliyor. İnançlı insanların partisi bu Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim geçmişimiz, bizim rehberimiz, bizim kaynağımız, bizim gücümüz. Biz onun için çok rahatız. Özgüvenimiz çok yüksek. Arkadaşlarımızla beraber hiçbir sıkıntımız yok. Üyelerimiz heyecanlı. Parti içi demokrasi öne çıktı. Sayın Genel Başkanı, bu konuda Genel Başkanla birlikte karar alanlara ben çok teşekkür ediyorum. Korkunç bir şey gizli. Mahallelerde, üyelerde müthiş bir heyecan var. Onu göstermeye sonra girelim. Türkiye'den bahsettiniz. Çok zor durumda dediniz. Başkanlık sistemini eleştirdiniz. Şöyle Türkiye'yi biraz daha irdeleyelim. Ne görüyorsunuz şu an Türkiye'ye bakınca? Şimdi Türkiye'de böyle bir tehlike var. Ötekileştirme. Benim %50 mi senin %50 mi? Yok böyle bir şey. Siz eğer hangi siyasi partide olursanız olun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rozetini taktıktan sonra fark olmaz. Bütün vatandaşı kucaklayacaksın. Ben öteki %50'yi tuttum bırakırsam kan gönderdim. Böyle bir şey olur mu? Yani bu bizim CHP'nin tabiatında var. Neden? Cumhuriyeti kurmuşsun, ülkeyi kurmuşsun. Dindarıyla, esnafıyla, eşrafıyla, askeriyle, süviyle bir müthiş bir gerçeği dünyaya örnek olarak sergilemişsiniz yani. Mesela ben şimdi üzülüyorum. İşte din edebiyatı falan yapıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün parlamento yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığında bir cuma günüydü. Dualarla, kurbanlarla açıldı. Din bu. İsmet Paşa'nın evinde Kur'an-ı Kerim vardı. Seccade vardı ama kimse gösteriş için İsmet Paşa'nın namaz kıldığını girmesi o kendisiyle Allah içinde. İşte laisizmin getirdiği dine saygı bu. Reklam için değil. Yani mesela hani din, alt kimlik, üzerinde siyaset çok tehlikeli noktaya götürür bizi. Bu Kurtuluş Savaşı'nı biz kimle verdik? Bütün Anadolu'nun bütün unsurları bu. Mesela Denizli Müftüsü Hulusi Efendi Kurtuluş Savaşı oluyor. Eğer düşman vatan topraklarını işgal etmişse silaha sarılmak farz-ı ayn'dır. Aynen böyle. Silahınız yoksa 3 tane taş alacaksınız. Birini kızına, birini çocuğuna, birini kendine. Yurdunuzu kurtaracaksınız. Mekansız olmaz. Maraş'ta sütçü imam. Ey Maraşlılar! Bu Fransız bayrağı burada dalgalandığı müddetçe size namaz kılmak haramdır. Dindarlık bu. Ama benim ötekim, sen dinsizsin böyle bayağı. Ya bu yakışmıyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bizim sıkıntımız burada. Biz alt kimlik, mezhep kimliği, din kimliği üzerinden asla siyaseti yapmayacağız. Bunlar bizim değerlerimiz. Çıkıyorsun bakara makara din adına. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi var. Yani 114 suredir. 6666 ayet. Yani bir taraftan kumbaralar dönecek. Ondan sonra da ya yetkili biri çıkacak. Yani bakara makara. Ya bakara bu bir din ya. Böyle bir şey olur mu? 286 ayettir. 286. ayet dedi ki ey yüce Allah'ım bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Bu bir zulümdür. Önce gitsinler o 286. ayeti okusunlar. Ya siz taşıyamayacağınız bir yükün altına girdiniz ya. Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz? Bunları söylemek istiyorum. Ya Türkiye'nin sıkıntısı bizim derdimiz, hedefimiz farklı. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bizim ayrı gayrımız yok. Aynı vardan var olmuşuz. Değil mi? Beraber etle tırnak olmuşuz. Kürt'ü Türk'ü kız almış, kız vermiş, kirve olmuş. Anadolu'yu söylüyorum. Burada mesela ben Urfalıyım, eşim İzmirli. Kızım burada dünyaya geldi. Damadım Aydınlı. Nasıl olacak bu iş? Ötekileştirmeyle olur mu? Bu fantaziler geçer. Siyasete böyle alt kimlikleri alet etmeyeceksin. Sonra
çökerse hukuk, başta o insanların kendisi altında çöker. Rahat Urfa'da gelmiş, siyasette, İzmir'de siyaset yapıyor. Buradan kız aldı. Bunu, ya bu çok anlamlı bir şey. Hiçbir coğrafyada bu olmaz. Yine Orta Doğu'da mutlaka farklı alt kimliğiniz varsa evlilik yasağı da var. Burada biz etle tırnak olmuşuz. Bunları söylemeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz başka. Biz neyin karşısındayız? Dili siyasete alet edenlere, o güzel dinimizi, laisizmin teminatı altına, ona karşıyız. Biz savaş karşıtıyız. Biz barışa zarar verenlere karşıyız. Biz demokrasiye zarar verenlere karşıyız. Değil mi? Biz emek düşmanlarına karşıyız. Ne o liberalizm diye bir sistem çıkardılar, bu 24 Ocak kararlarıyla başladı. Tabii vahşi pazar. Dünya onun kıskacında. Dünyada dönen bütün o rezerv diyelim, para diyelim, %80'i, %20'nin tasarrufu altında. Onlar da kendi içinde kademeli, %5'i şu kadar katrilyon dolar, %10'u şu. Şimdi arkadaşlara şunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne şunu izah etmek. Bakın, hiç kimseyi dinlemesinler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin teminatıdır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaysa, yoksa, inanınız bu ülkede barış olmaz. Mezhepler arasında hep ayrı gayrılık devam eder, birleşemeyiz. Beraber olmak durumundayız. Reçetemiz belli. Onun için Türkiye'nin riski ayrımcılıktan girer. Gelin ya, yarışalım, demokrasi var. Siz bana oy verirsiniz, vermez, o sizin takdiriniz. Ha, vermediği zaman da küsmeyeceğiz. Demek ki bende bir eksiklik var. Yeteri kadar dersimi çalışmadım. Bu üye yapısı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin seçmeni bana mutlaka bir işaret gönderdi. Benim onun üzerinde yoğunlaşıp bu eksikliği gidermem lazım. Yani bunun uyarısı bu, bunun reçetesi bu, bunun telafisi bu şekilde olmalı. Yani küserek o taraf, şimdi bakıyorum mesela bazı belediyeler, her gün orada müfettiş var ya, bir başka coğrafyada, bir başka siyasi partinin hiçbir belediyesinde bir sıkıntı olmadı da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Ya bu farklı bir şey. Hukuk ayrı bir şey. Yani buna çok dikkat etmek, herkesin hukuka ihtiyacı var. Siz eğer hukuk dışı bir şey yapıyorsanız, inanınız çok ters. Biz neler gördük? Neler, tarihi okuyanlar bilir. Bakın, tarihte hiçbir zaman zulmün, taraf olmanın, bir tarafı ötekileştirmenin veya da bunun öncülüğü yapanların hiçbiri sonu iyi olmadı, hüsran oldu. Demokrasinin gereğidir. İşiniz biter. Siyaset bir meslek değil ki, bir görevdir. Gün gelir partiniz ya da iktidar der ki, ya Feridun Gökhan git bu sandığın başında bekçilik yaptım. Zaman zaman sıkıntılarımız olduğu dönemlerde ben başkanken beraber kapıyı kapattık, camları temizledik. Belki paramız yoktu ama mahcup olmayalım bayram ertesi. Bunlar keyifli şeyler. Biz bunlardan keyif alıyoruz. Yoksa sadece ben, bu iyi bir şey değil derler arkadaşlar. Yani hiç kimse hırsı uğruna bu ülkeyi ateşe verme gibi, ben varsam varım, benden sonra tufan olsun, olmaz. Tarihi affetmiyor. Gerçekten affetmiyor. Ben burada bir olgunlaşan bir arkadaşınız olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hiç kimseyi, öyle inanın bir anlayışım var, diyorum ki kim benim için ne düşünüyorsa Allah ikimizsini versin. Benim için kötülük mü düşünüyor? Allah sadece iki kere de iyilik nasip etsin. Farklı bir şey bu. Tabii değil mi? Siyaset, bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Eski Mısır'da seyisten gelir. Okşama sanatıdır. Halkı seveceksin. Öyle siyasetçi olunmuyor, çok zor bir şey. Toplum içinde seçkin, hedef koymuş, bedel ödeyen, aydın insanların ruhunda olacak. Sen de halk sevgisi olacak. Yediğin lokma eğer düşününüz, tek başına sizi üzüyorsa, ha demek ki siz siyasetçisiniz. Neden? Paylaşmayı istiyorsunuz da onda, ruhunuzda. Siyaset yapmadığınız gün eğer üzülüyorsanız, burada demek ki siyasetçisiniz. Cenazesi var, ölümü var, kanı paylaşmıyorsanız siyasetçi değilsiniz. Onun için ayrım yapıyorsanız yine olur. Dedik ya, siyaset aynı zamanda pozitif bir bilimdir. İnsanları eğiterek yönetme sanatıdır. Onu bileceksiniz. Sayın Genel Başkan, İzmir'den ön seçime girmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Müthiş bir özgüven, müthiş örgütlere bir, yani
Gerçekten düşününüz, bir genel başkan her türlü imkana sahip, diyor ki ben de aynı zamanda bir sade üye gibi halkımla beraber bu ön seçime gideceğim. Bu bir risktir aslında. Seçilmesen demek ki seçilmedim ya. Bu kendine özgüvendir. Onun için kutluyorum. Diliyorum ve umuyorum bütün Cumhuriyet Halk Partililer de bu konuda çok heyecanlı. Mutlaka Sayın Genel Başkanımız tabii bizim için çok önemlidir. Genel Başkanlar bir partinin kimliğidir. Onun... Peki gerekli miydi gerçekten böyle bir risk almak? Bu bir özgüvendir ya. Ben şahsen takdir ediyorum. Yani gerekli mi değil. Bence gerekli mi olacak yani. Yani eğer bir şey siz başlatıyorsanız önce siz elini taşının altına. Yani ben parti içi demokrasi diyorum. Ama işte ben yani imtiyazım var girme dediği zaman orada bir sıkıntı yaşanır. Ama bunun kanıtı bende var. Genel başkan ön seçime giriyor fakat orada 3 tane kontenjan adayı var. Ya orada ben diliyorum ve umuyorum. İnanıyorum ki o daha henüz vakit geçmedi biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nda var. O arkadaşlarımız da mutlaka değerlidir. Yani bu partiye gereklidir. Ama inanıyorum ki onlar da artık sıkıntı yaşamaya başladılar. Tahmin ediyorum bugün yarın ben yani böyle bir tespitte bulunuyorum. Ya ben de bu şekilde genel başkanın seçimlere, ön seçime girmesi noktasında ben de kontenjandan gidersem bu benim onurumu incitir. Onlara güveniyorum diyeceklerdir. Ya da demeden girer. En azından şöyle bir şey olmaz mı? Hmm. Genel başkanın orada ön seçime girmesi kontenjan sayısını 4'e çıkarıyormuş gibi olmaz mı? Bence tersini ben düşünüyorum. Yani heyecan getirir. Bir kere ben milletvekili sayımızın artacağına inanıyorum. Halk soruyor yani. Düşün Türkiye'de ilk kez bir genel başkan ön seçime giriyor. Biz bu, bir Erdal Bey'le biz bunu 1986'da yaşamıştık. 28 Eylül günüydü. Öyle aklımda kaldı. Ön seçime girdi. Yani işte 77 seçimlerdi. Pardon. 77 seçimlerdi. Erdal Bey buradan liste başvurdu. Karşı yakına. Evet. Yani o 86'da 28'de ilk bir ara boşluktu. O vefat sebebiyle olmuştu. Kötü bir şey olmadı. Bakın 87'de girdi. Ama o başarı bizi nereye götürdü? 89'da Türkiye'de birinci parti olduk. Yerel seçimlerde. Söylemek istediğim bu. Siz kendinizi ifade etmiyorsanız, lider de sahada değilse, cephede değilse, o ordudan bir şey çıkmaz. Bana değme iyi lan. Ya tamam, iyi de. Cumhuriyet Halk Partisi bir de, tabii sosyal demokrat partileri ben analiz etmek lazım. Aslında bir kadro partileridir. Çok totaliter bir yapısı yoktur. Yani Atatürk tek adam, o farklı bir kimlik. Aynı bir şey. Tarih onu yaratmış, tarihte onu yazıyor. Ama eğer ben sosyal demokratsam, sosyal demokrasi de çok lidere de gerek yok, kadro. Parti içi demokrasi vardır, parti içi kanatlar vardır. Onları hizip ölçüsünde değerlendirmemek lazım. Onlar çok çalışma, çok hizmet etme gruplardır. Ben bu ekip olarak partimi işte bir puan arttırdım. Ben de diyorum ki ya sizinle beraber olun, ben de daha çok çalışacağım. Onu iki puan daha yukarı çıkacağım. Bunun adı tabii farklı nüanslar olabilir. Biraz daha solda olanlar olur. Biraz daha ılımlı yani düşünenler olabilir. Bu da doğasında da eğer bir sosyal demokrat partide siz lider Allah korusun öldü trafik kazasında geçirdi. Ne olacak? Niye Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıyor? Çünkü bir harekettir. Bakın size söyleyeyim. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bizim rahmetle anıyoruz tabii. Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir Genel Başkan'dı. Sonra 1930'da ben aklıma gelenleri söylüyorum. Serbest Fırka, Cumhuriyet Fırkası yine 1930'da kuruldu. Fethi Okyar Genel Başkanı bugün yok. Demokrat Parti kuruldu, yok. Sonra yani iktidar olanları söylüyorum. Adalet Partisi hani yok. Anavatan Partisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi var. Neden? Kökleri sağlam da bu anlayıştan doğdu da bir ihtiyaçtan doğdu da bu. Yani dönemsel olarak konjonktür dediğimiz süreçlerde yani rüzgardan yelkeni şişirirsiniz. Gider o. Ama rüzgar bitti mi ne olacak? Çökersiniz yani. Söylemek istiyorum bu.
O zaman küreklere sarılmak gerekiyor. Orada ne kadar dayanabiliriz, nereye gidebiliriz? Evet. Evet, İzmir'e gelelim. İzmir'in sorunları var mı sizin İzmir? Çok. Bakın hemen 3 tane T diyorum ben buna. Çok sorunlar var da. Bir kere İzmir, Türkiye'nin en eski ticaret merkezi. 1800'lü yıllara in, Foça'dan, Çeşme'de sendikalar görürsünüz, fabrikalar görürsünüz. İşçi görürsünüz, üretici görürsünüz. İlginç bir şey. İn İzmir Çukuru'na, en eski işte işletmeler, ihracatlar, ticaret merkezleri, incir işletmeleri. İstanbul'da bir şey yok. İzmir'de görüyorsun. Şimdi İzmir'in ticareti var mı? Yok, bitti. Neden? Ya İzmir'de farklı bir paradigmadan müesses nizam bakıyor. Sanki bir öteki, biraz da ona ben eleştiri getirdim. Farkımız yok. Siz bana oy verirseniz size hizmet getirir. Yoksa sizin belediye başkanlarınızda, müfettişlerinizde baskı altında durur. Böyle bir şey yok. İzmir onun için çok ilginçtir. İzmir çok direniş ruhuna sahip bir coğrafya. Onun için sorunları çok ama sorunları tek başına göğüsleyebiliyor bugün ya. Bütün bu verdiği vergi kadar katkı almayan tek il İzmir. Vergi veriyor. Geri dönüşü az. Değil mi? İkinci tesi. Yani gidiyorsun ben bazen bakıyorum tarım. Ne tarlalar var ya. Kiraz ödemiş, torbalı. Ne eksenti. Tarım desteği yoksun. Fizibilitesi yok. Katkı alamıyor. Toprağı var. Tarım yeri ama tarımı çökmüş. Bundan daha büyük bir sıkıntı olur mu? E tabi tarımı yoksa, ticaretin yoksa iş istihdam da o ölçüde azalıyor. Üçüncü tele turizm. Dantelle örmüşler İzmir'i. Hani yatırım. Neden? İzmirli tek başarı ne yapacak? Yerel yönetim çok başarılı. İstatistiklere bakıyorum. Buna rağmen dünyada işte belediye başkanımızla beraber ödüller alan. Böyle bir şey olur mu? Gurur meselesi. Teşekkür ediyorum. Yani mesela bunun için İzmir sadece bir emeklilerin sığınak yeri oldu. Bakın Türkiye'de 10 milyon emekli yaşıyor. 750 bin, 800 bini İzmir'de yaşıyor. Neden? Yani yatırım yok da ondan istihdam için çocukların çoğu İstanbul'da. Her ya da Ankara'da ya da yurt dışında. Bizim evvela işimiz bu üç T'yi hareketledi. Turizmse turizmimiz canlanacak, bir de istihdam olacak. Tarımsa tarımın merkezi ya. Bakın bir çiçekçilik başladı büyükşehirin katkısıyla, büyük korkunç destekler, korkunç istihdamlar yaratıldı. Ben gidiyorum kiraz ödemiş torbalı felaket bir cennet gibi olmuş olur. İhracat sen dedim ya 1800'lerde işte Foça, Çeşme ihracat merkezi, bunlar İstanbul'a taşındı şimdi. Bir iki firma var ticaret merkezi istihdam yaratan, bu da kaçma çaresi için. Öncelikle bunun önüne geçmemiz lazım. Yani biz bu sorunları çözersek İzmir'i şaha kaldırırız. Bizim temel hedef tabii önce Türkiye, İzmir, bunlar bir proje. Onun için bunları gerçekleştirmemiz lazım. CHP iktidarında mı olacaklar? CHP'nin olmazsa olmazı bu. Çünkü bizim sorunumuz sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim derdimiz emek, istihdam, aş, iş. Ama önce Türkiye'de şöyle bir kıskaçtan, kuşatılmışlıktan kurtulması lazım. Yani böyle sen kuşatılmışsan, baskı altındaysan, yani böyle bir ötekileştirmişsen, bu zinciri kırmanın tek çaresi 28 Haziran'da mutlaka iktidar olma noktasında bir heyecanımız. Onu yapacağız, başaracağız. Başaracağız diyorsun. Evet, başaracağız. Ben söyleyeyim, hakkımızla birlikte, halkımızla birlikte iktidar olacağız. Biz eğer, bakın siyasete çok ilginç bir şey var. Hedef koyacağız. Hedef koymazsanız, hedef koyanların yanında hamal olarak çalışırsınız. Ama bizim siyasi partiler ne için kurulur? İktidar için kurulan hükmü şahsiyetlerdir. Bizim hedefimiz iktidar. İktidarla yatacağız, iktidarla uğraşacağız. İnandırsanız başarırsınız. Onun için ben asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani iktidarı olmayacağını düşünemiyorum. Mutlaka olacağız. Bütün arkadaşlarımla mahallelerde bu lafı kılacak. Kıyametler kopuyor. Yani korkunç bir heyecan var yani halkın içinden gelen bir arkadaşımız olarak. İhtar lafı insanların hoşuna gidiyor. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet. Biz hazırız. Cumhuriyet Hapsi'nin deneyimli kadroları var, inançlı kadroları var, yurtseverler var, anti-emperyalistleri var.
emek en yüce değerdir diyen bir anlayış var. Her şey yani bu küçümsenecek bir anlayış değil. Yani Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partisi cumhuriyetsiz olmaz. Ya yani bu böyle bilinsin. Evet değerli Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür yani, ediyorum. Son sözü yine size bırakacağım. Son söz olarak Cumhuriyet Halk Partililere ve İzmirlilere neler söylemek istiyorsunuz? Son söz. Buyurun, ekran sizin. Ya ben son sözü şöyle söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Hani bir çok güzel bir tanım var. Çok güzel bir deyiş var. Onu hatırlatmak istiyorum. Ya gerçeğin birçok ismi var. Gerçeğin. Bu zavallılar için düşünülemez. Çok zor bir şey. İmkansız. Korkaklar için yani düşünülemez. Böyle bir hedefleri yok. Ama cesurlar için bir fırsattır. Bu Victor Hugo da bunu aynısı. O fırsat geldi sonsuz. Hani cesurlar, namuslu cesurlar demin de söyledim. İşte o fırsatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin namuslu insanlarının 8 Haziran'da tıpkı Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi giderler diyeceği bir gerçeği görüyorum. Ben o namuslu cesurlara güveniyorum. Gelecek Türkiye'nin olacak, gelecekte barış olacak, sevgi olacak, kardeşlik olacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eğer yoksa, inanınız bitti mi efendim? Yoksa bakın Türklerle Kürtlere, Alevilerle Sünnilere şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı yerde gerçek bir barış olmaz Türk ve Kürt kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten içinde olmadığı bir yapıda gerçek Alevi ve Sünni kardeşliği olmaz. Bir mesaj vardı, ona da bakalım da. Değil mi? Evet. Evet değilmiş. Yanlış konuşmuş. Evet. Teşekkür ederim. Bitti mi efendim? Buyurun. Başka bir şey demek istediniz. Yani yok. Ben öncelikle Yeni Gün TV'ye çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Gerçekten halkın içinde giderek ivme kazanan bir TV. Ve size de ben çok teşekkür ediyorum böyle bu davetten ötürü. Ben size de sevgiler sunuyorum. Bütün İzmir halkına, bütün kardeşlerime. Ayrı gayrımız yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da aslında iktidara geldiğimizde şunu bilsinler, biz siyasi parti farkı bilmeyiz. Herkese adalet, eşitlik, özgürlük, kadın hakları. Biz zulme karşıyız. Biz ayrımcılığa karşıyız. Kadın şiddetine karşıyız. Bizim söyleyecek çok şeyimiz var. Evet. Yani biz barışı, ya ne oldu da küsülü müydük şimdi barışıyoruz? Buna kızıyorum. Bir çıkar odakları bizi kardeşi kardeşi kırdırtıyor ya. Şöyle yapmışsın. Bunu kırmaya çalışıyor. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Ve biz diyorsunuz bunu kırmak üzere geliyoruz. Hayır, inancımız o. Geleceğiz de. Yani Türkiye için bir umut, tek umut Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın göreceksiniz. Bu bir mucize değil. Biz bunu yaşadık zaman zaman. Gerçekten tarihimiz bununla yazıldı. Barışla, kardeşlikle. Biz inşallah iktidara geliyoruz. Sayın Gökhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese, sevgili İzmirlilere, Cumhuriyet Halk Partililere, bütün yurttaşlara selam, sevgiler. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. Yolunuz aydınlık olsun. Geleceğimiz güzel olsun. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Feridun Gökkan'dan Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili aday adayı. Yeni gün ailesi olarak başarılar diliyoruz ve yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.